Merhaba çocuklar, bugün de sizlerle birlikte kare, dikdörtgen ve üçgen çizme konusunu işleyeceğiz. Öğrenmiştik geometrik şekilleri. Kare neydi? Dört kenarı birbirine eşit olan geometrik şekilde. Dikdörtgen neydi? İki kısa kenarı, iki de uzun kenarı olan geometrik şekilde. Üçgeni tanımlarsak ne diyebiliriz? Üç kenarı olan geometrik şekilde. Peki çizim kısmına geçersek, yani geometrik şekilleri model kullanarak çizebileceğimiz gibi cetvel veya yön eğri istediğimiz ölçülerde çizebiliriz. Çizebileceğimiz şeklin özelliklerini çok iyi bilmeliyiz. Uzunluklarını cetvelin üzerinde yazan ölçülere göre çizeriz. Cetvel ölçümü yaparken sıfır noktası başlangıç seçilir. Uzunluk ölçme konusunu işlerken yine cetvel kullanımına da değmiştik sizlerle birlikte. Şimdi o cetvellerle sizler geometrik şekilleri çizeceksiniz. İstenilen ölçüdeki çizgiye kadar cetvel sabit tutularak kalemle doğru çizilir. Karenin 4 eşit kenarı vardır ve tüm kenarları birbirine diktir. O halde 5 cm'lik bir kenar çizdiysek diğerlerini de 5 cm çizmeliyiz. Kare çizerken defterimizin kareleri de bize yol gösterir. Cetvelimizi bu çizgiler doğrultusunda çizmek işimizi kolaylaştırır. Defterimizde çizim yaparken şu kareler üzerinden gideceğiz. Cetvelin kareler üzerinden tutacağız. Şu şekilde gidip daha düz çizgiler elde edebiliriz. Daha yan kısımda 5 cm'lik bir kare çizilmiş. Ben de buraya 3 cm'lik bir kare çiziyorum. Yine dikdörtgen çizerken defterimizin kareli kısımlarından faydalanacağız. Dikdörtgenin karşılıklı iki kısa, iki uzun kenarı vardır. Ölçülerimiz kısa kenarlar 3 cm, uzun kenarlar 5 cm olsun demiş. Bakıyorum sıfır noktasından cetveli tutmuşlar ve 3'e 3 cm'ye kadar da gelmişler. Uzun kenara sıfır noktasından tutmuşlar. 5 cm'ye kadar gelmişler. Üçgen çizmeye gelirsek, üçgenin pek çok farklı çeşidi vardır. Üç kenarı vardır. Üçgeni çizerken cetveli koyup önce başlangıç ve bitiş noktalarını işaretlersek üçgen uçlarını birleştirmemiz kolay olur. Eğer size eş kenar üçgen diyorsa ve sadece bir tane kenarının uzunluğunu vermişse 3 cm demişse, o zaman eş kenarsa bütün kenarları 3 cm olarak çizeceksiniz. Ama kenarların ayrı ayrı uzunluklarını vermişse sizler ona göre çizeceksiniz. Kenarları 3, 4 ve 5 cm olan bir üçgen çizelim demiş. Bakıyorum kısa kenar 0 cm'den başlamış, 3 cm'ye kadar gitmiş. Bu kenara baktığımda 0 cm'den başlamış, 4 cm'ye kadar gitmiş. Bu kenara baktığımda 0 cm'den başlamış, 5 cm'ye kadar gitmiş. Kenar uzunlukları belirtilen şekilleri çizelim. Kenar uzunlukları 4 cm olan kare diyor. Şu şekilde kareler üzerinden gideceğim. Sizler defterlerinize çizimi yaparken cetvelinizi kullanacaksınız. Kenar uzunlukları 3 cm olan kare diyor. Kenar uzunlukları 2 cm olan kare diyor. Bunu da bu şekilde yapacağım. Yine kenarları 2 cm ve 6 cm olan dikdörtgen diyor. Burada ne yapacağız? 2 cm kısa kenarların ölçüsünü vermiş. O zaman kısa kenarlar 2 cm'ymiş. Karşılıklı olarak çizeceğim. Uzun kenar 6 cm olan dikdörtgen kısa kenarı 2 cm dediği için şuradan başlıyorum çizmeye. Uzun kenar 6 cm'ymiş. Buraya kadar getiriyorum. Ve dikdörtgeni çizdim. Kenarları 3 cm ve 5 cm olan dikdörtgen diyor. Buraya da baktığımda 3 cm dediği için şuradan başlıyorum. Ve 5 birim gidiyorum. Dikdörtgenimi oluşturdum. Kenarları 4 cm ve 8 cm olan dikdörtgen diyor. Bu sefer de şuradan başlayacağım.
uzun kenarlar 8 santimetre. Bu şekilde şeklimi oluşturdum. Kenarları 4 santimetre olan üçgen. Burayı ben kafama göre yapacağım ama alt tabanını 3 santimetre yapacağım. 3'er santimetre dediği için diyorum ki o zaman eşkenar. Üçgendir. Bu şekilde şeklimi oluşturdum. Kenarları 3, 4 ve 5 santimetre olan üçgen diyor. Uzun kenarı şuraya yapıyorum 5 santimetreyi. 3 santimetre şu şekildedir diyorum. Ve 4 santimetre de burası diyor. Kenarları 5'er santimetre olan üçgen diyor. Bu sefer de buradan başlıyorum. Şöyle bir orta nokta belirliyorum. Eşkenar üçgen olması açısından. Köşegen çizme, bir geometrik şekilde bitişik olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen denir. Kare ve dikdörtgenin köşegeni varken üçgenin köşegeni yoktur. Çünkü bitişik olmayan köşeler üçgende olmadığı için birleştirilemez. Bu sebeple üçgenlerin köşegenleri olmaz. Çocuklar altını çiziyorum. Sizler de defterinizi yazıyorsunuz. Bir geometrik şekilde bitişik olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasına köşegen diyor. Ama üçgenin köşegeni yok. Kare ve dikdörtgenin köşegeni var. Unutmuyoruz. Kare ve dikdörtgenin de karşılıklı kenarları olduğu için, yani çapraz diye anlatayım ben size. Şuradan baktım. Bir diğer köşegeni de şu şekilde çizebilirim. İki tane karşılıklı kenarları birleştirmesi gerekiyor. Dikdörtgen de burada anlatmışlar. Dikdörtgen de karşılıklı çapraz gelen iki kenarını şuradan gelen bir cetvel yardımıyla birleştirmişler. Sizler de defterinize cetvel yardımıyla çapraz bir şekilde birleştireceksiniz. Ama üçgeni benim ya şu kenarla şu kenarı birleştirmem lazım. O zaman kenar oluyor yine. Ama köşegen dediğim şey farklı bir doğru parçası olması gerekiyor. Aşağıdaki şekillerin kenar uzunlukları cetvelle ölçülerek bulalım. Bu şekilleri köşegenleri kırmızı kalemle çizerek gösterelim diyor. Ben sadece kırmızı kalemle köşegenleri çizeceğim. Karenin köşegeni çizecek olursam ne demiştim? Çapraz gelecek. Şu şekilde. Yine dikdörtgenin köşegeni çizecek olursam. Buraya da baktım. Küçük bir dikdörtgenim var. Köşegenlerini çiziyorum. Ama üçgenin köşegeni yok demiştik. Karşılıklı 3 tane. Yani şu şekilde çizsem köşegen olmuyor. Çünkü burada herhangi bir kenar olmuyor. O yüzden üçgenin köşegeni yok. Unutmuyoruz. Geometrik şekilleri kenar sayılarına göre isimlendirme. Geometrik şekilleri kenar sayıları gel denilen kenarlı anlamına gelen kelimeyle adlandırılır. Üç kenar geometrik şekline baktığımda üçgen diyorum. Dört kenarlı dörtgen, beş kenarlı beşgen, altı kenarlı altıgen, sekiz kenarlı da sekizgen oluyor. Aşağıdaki şekillere kenar sayılarına göre isim verelim. Buraya baktım. Kenar sayılarına göre isim verelim diyorsa dört kenar var. O zaman ben buna dörtgen diyorum. Buraya baktım. Normalde şekil dikdörtgen ama yine kenar sayılarına göre isim verelim dediği için dörtgen diyorum. Sonra üçgen. Kenar sayıları sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgen diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekizgen diyorum. 8 tane kenarı var. Yine buraya baktım. Dörtgen diyorum. Yine devam ediyoruz. Buradaki şeklere dörtgen diyorum. Buraya baktım, altı kenar var, o zaman altıgen. Şekle baktım, beşgen, beş kenarı var. Ve buraya baktım, üçgen. Günlük hayatta gördüğümüz varlıkları kenar sayıları
Bakıyorum, bir gözlük var. Gözlük modelinin çerçevesine bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman gözlük sekizgendir diyorum. Zarf modeline baktığımda açık bir zarf modeli var. Dikkat ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşkenar olduğu için beşgen diyorum. Baklavaya baktığım 1, 2, 3 kenarı var. O yüzden üçgen diyorum. Yine bir tabela var. 1, 2, 3, 4, dörtgen diyorum. Buraya baktığımda uçurtma var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, altıgen diyorum. Yine bu şekle baktığımda bal petekleri yine altıgen diyorum. Üçgen bir tabela var. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekizgen diyorum. Aşağıda verilen izometrik alana verilenlere uygun geometrik şekiller çizelim. Şimdi çizmeden önce elimde bir geometrik tahtası var. Geçen yılda sizlerle birlikte bu geometrik tahtası üzerinden bizler etkinlikler yapmıştık. Hatta ev modelleri yapan, robot yapanlar olmuştu bu geometrik tahtası üzerinden. Şimdi ben bunun noktalarını izometrik kağıt gibi kullanacağım ve şekilleri oluşturacağım. Elimde lastik var. 4 tane nokta. Ne yaptım? Her biri 4 birimden oluşan bir kare modelini oluşturdum. Biraz şekli uzatırsam bana dikdörtgen modelini oluşturdum ve üçgen yapmak istersen peki şu şekilde şeklimi oluşturuyorum. Yine beşgen modeli oluşturacağım. Bu da benim beşgen modelim oluyor. Şekli çizecek olursam eğer beşgen şeklini şu şekilde çizeceğim. Şuradan getirdim. Ve beşgeni çizdim. Dörtgen dediğim şey yine dört kenarın olmasına bakıyorum ve dörtgen modelinde çiziyorum. Üçgeni oluşturacak olursak eğer noktaların üzerinden gitmeye dikkat ediyoruz. Ve üçgen modelini oluşturdum. Altıgene geldiğimizde ise ve altıgen modelinde noktalarını birleştirerek oluşturdum. Evet çocuklar, dersimiz buraya kadar. Sizlerle bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.